Karakod Medya YouTube kanalına hoş geldiniz. Kimdir serimizin yepyeni bir videosuyla sizlerle birlikteyiz. Sevgili Oğuz'la birlikte. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Kim Min-jae'nin satışı sonucu Fenerbahçe'nin gündemine bir sürü stoper geldi. Senin de bildiğin gibi ve biz de bu stoperlerden belki de ismen en az bilinir olanı ve belki de potansiyelinden dolayı en çok merak edilen isim olan Alexandre Penetra'yı konuşacağız seninle birlikte. Yine Jorge Jesus'un sana biraz torpiliyle yine senin alışık olduğun topraklardan iyi tanıdığın bir oyuncu girdi Fenerbahçe'nin gündemine. Biz de Penetra'yı tanıtmak üzere buradayız. Yani istersen şöyle başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'de Kim Min-jae transferi gerçekten hani alınışından satılışına kadar tam bir başarı hikayesi baktığın zaman. Burada bence Vitor Pereira'nın da hakkını kesinlikle teslim etmek gerekiyor. Yani Tottenham ve Porto'nun takibinde olan bir oyuncuydu. Hatta Juventus'un da ismi geçiyordu. Ve Fenerbahçe aslında düşük diyebileceğimiz bir maliyetle Kim Min-jae'yi transfer etti. Ve bir sezonda çok ciddi verim aldı. Sonrasında da aldığından çok daha pahalı. Yani 3 milyon euro civarına gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. İşte 18 ve 19,5 gibi iki rakam telaffuz edildi. Biz bu videoyu çekerken hani bu ikisinden biri olacak gibi duruyor. Ve bence çok başarılı bir satış, çok başarılı bir alış dediğim gibi. Fenerbahçe bu seriye bir yeni stoper daha ekleme girişiminde gibi gözüküyor. Alexandre Penetra da kesinlikle potansiyeli bariz olan ve bence hani %100 göz önünde bir stoper olmasa da artık yavaş yavaş Avrupa futbolunda da insanların ismini duymaya başladığı bir oyuncu. Nasıl bir oyuncu sence Alexandre Penetra? İstersen o şekilde hani genel bir profilini çizerek başlayalım. Aynen öyle abi. Zaten söze şöyle başlamam gerekir ki hani şu anda Fenerbahçe ile alakalı yeni bir transfer haberi çıkmamış olsa da biz hani hem potansiyelli gördüğümüz hem de üzerine konuşmak istediğimiz bir oyuncu olması sebebiyle de Penetra ile alakalı böyle bir video çektik. Hani başka bir takıma transfer olursa da açıp geriye dönüp baktığımızda hani neler söylemişiz gibisinden bir referans olmasını tercih ederim. Famalicao'da oynadığı sürelerle birlikte özellikle bence 2022 yılında oynamış olduğu maçlarla birlikte kendisini gösteren lig içinde diğer stoperlere göre ağır basan çünkü zaten bu sezon aslında Portekiz Ligi hani en üst ligi Liga NOS dediğimiz Portekiz Ligi stoper konusunda biraz daha kurak bir sezon geçirdi. Çünkü geçen sezonlara baktığımızda hem sivrilen hem de bu sivrilme sayesinde de kendini ya Portekiz'in dört büyük kulübüne ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerine atan stoperlerle doluydu. Ancak bu sezon biraz daha hani bu anlamda kurak geçti ve hatta Portekiz coğrafyasının belki de hani dört büyük takım haricindeki en iyi stoperi ikincilikten çıkan bir stoperdi ve onu zaten Lille uğurladık Alexandro. Onun da ismini buradan almış olalım. Ona da başarı dolu bir kariyer dilerim. Bunun haricinde baktığımız zaman işte 2022 yılında hem biraz bu Maritimoğlu Mateusz Kosta'nın hem de Famalicao'daki Alexandre Penetra'nın kendini gösterdiğini ve biraz daha sivrildiğini söyleyebilirim. Oyuncu Benfica çıkışlı bir oyuncu ve Benfica'nın Ruben Dias'tan beridir hem Ruben Dias'ın öncülüğünü yaptığı bu lider stoper tanımına uyan ve genç yaşlarından itibaren takım içerisindeki bu savunma düzenini kurabilme ve oturtabilme konusunda sorumluluk almaktan çekinmeyen o stoper profilini ortaya koyma konusunda Pedro Alvaro gibi, Thomas Araujo gibi Alexandre Penetra'nın da erken yaştan beridir kendini bu profile göre hazırladığını söylemek mümkün. Famalicao'nun oyun sisteminde daha çok onu bu sezon üçlünün sağ stoperi olarak gördük. Ancak oyuncunun ben dörtlü savunma sisteminde de hani sağ stoper olarak kendi becerilerini takım içerisinde gösterebileceğine ve artık Famalicao seviyesindeki performansının onun bir kariyerini üst basamaklara çıkarabilmesi için yeterli referans olabilecek de ve daha büyük bir seviyede kendisine yeni bir macerayla birlikte yeni bir sınav olarak hani kariyerini çok çok daha üst seviyelere çıkarabilme konusunda da bir adım atması gerektiğini düşünüyorum ve o adım içinde aslında en uygun dönemin şu, bu transfer dönemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu belki bir sezon daha Famalicao'da kalsa bu sefer çok fazla bir oyun alışkanlığı olacak o seviye için ve üst lige, üst seviyeye çıkma konusunda sıkıntı da yaşayabilir. O yüzden de hem bu istenen bonservis bedellerinin çok çok daha yukarı çıkmadığı şu dönemde Penetra'ya yatırım yapmak sanki mantıklı hamlelerden biri gibi duruyor. Çünkü
Fenerbahçe'ye geri dönüp baktığımızda hem Atilla Szalai'ye hem de Kim Min-jae'ye de son dönemdeki bu iki oyuncunun da beklentinin altında bir bonservis bedeliyle gelip takım içerisinde ilk 11'e girebilecek kadar iyi performanslar verip hem de değerinde üstlere doğru katladığını görüyoruz. Aynı şekilde Penetra'nın da oyun profiline baktığımızda savunmada çok net bir eksiğinin olmaması hem bir komple stoper olma konusunda bize bir vaatkar bir oyun profili sunuyor hem de Fenerbahçe'de gösterebileceği iyi bir performans sayesinde de 10 milyonların üstü 15-20 milyon euro civarında bir tekrardan stoper satışı gerçekleştirebilmesi içerisinde de Fenerbahçe için imkan sunmuş oluyor. Oyuncu şu anda tam olarak net bir şekilde ilk 11'in değişmezi olur Fenerbahçe'de. Kendisini çok net ortaya koyar ve hani yanındaki oyuncuyu sizin belirlemeniz gerekir gibi bir büyük iddialı cümlelerimiz olamayacak ama o oyuncu göstermiş olduğu bu potansiyel sayesinde takıma gelip takıma uyum sağlayıp takımla beraber çalıştıktan sonra ve saha içerisindeki aldığı dakikaları iyi değerlendirdiği sürece süreç içerisinde ilk 11'e dahil olabilecek ve bu şekilde kendisini kanıtlayabilecek bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Son olarak ufak bir eksisinden bahsedeyim. Bana göre hava toplarına girme konusunda bir Kim Min-jae kadar çok yani cesaretli ve istekli değil. Hatta bazı durumlarda hava toplarına girmeden bile rakibine direktmen hava toplarındaki o üstünlük sağlama işini bırakabiliyor. O daha çok ayakları yere sağlam basan bir şekilde ve hani rakibinin hamlesine göre hamlesini ayarlayabilen bir stoper. Bu bazı anlarda sorunlar yaratabilir ancak savunmadaki o derleyici, toparlayıcı rolüne göre bu oyuncuyu tanımlamak istersek, hani rakibine göre bir hareket yaptığı için savunmada bunun da avantajlarını da saha içerisinde görebiliyoruz. Bu tamamen oyun karakteriyle alakalı. Onunla alakalı da hani gelişim gösterdiği sürece de aslında savunmadaki o gerideki adam rolünde iyi oynayabileceğini de düşünüyorum ben Penetra'nın. Peki şunu sorabilirim sana. Yani ben Penetra gelirse bu arada bir stoper daha transfer edilebileceğini düşünüyorum. Yani işte Ruben Semedo, Jason Dinayer gibi isimler Fenerbahçe'yle anılmaya başladı. Kimin ani satışından sonra. Yani aslında yazın başından beri konuşulan bir şeydi ama tam ya herhalde kalıyor denirken birden işler yine ısındı ve bir anda da satışı gerçekleşti diyebiliriz. Peki yani diyelim ki aldı Fenerbahçe Penetre ve 11'e monte etti. O senaryoda Fenerbahçe'deki oyuncular içerisinde kendisine en uyumlu partnerin kim olacağını düşünüyorsun? Ben hem Serdar Aziz'le hem Szalai ile bir ilk önce izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Serdar Aziz mesela çok yırtıcı bir stoper. Rakiplere sürekli olarak temaslı oynamayı seven ve bu şekilde rakiplere üstünlük kurmayı seven bir stoper. Szalai ise biraz daha hem oyunun teknik boyutunda size etki edebilen hem de savunmada da belli bir çizgisini koruyabilen bir oyuncu. Ya bana Szalai Penetra ikilisi ilk anda daha uyumlu ve hani ileriye dönük de daha iyi bir stoper tandemi olur gibi gözüküyor ama sonuçta Serdar Aziz de hem Süper Lig'de oynadığı performansla hem de kritik maçlarda saha içerisinde biraz daha hani Türk tabiriyle yürekli oynaması sebebiyle de savunma tandeminde mutlaka değerlendirmeniz gereken bir oyuncu. Şuna da senin dediğin şuna da katılıyorum. Bu sezon hedeflerini 3 kulvarda da başarı elde etmek olarak tanımlayan Fenerbahçe'de hani Penetra'yı alıp ondan sonra stoper transferini kapatabileceğini ben de düşünmüyorum. Semedo olsun, Denayer olsun hem Avrupa'da hem de kendi ülkelerinde önemli tecrübelere sahip oyuncular. O ikisinden birinin transfer edilmesi halinde de stoperde daha yaratıcı, stoperde daha çeşitlilikçi bir stoper havuzunu oluşturabilir Fenerbahçe. Penetra'da biraz daha ileriye dönük ileride Fenerbahçe'ye bak ne güzel bir yatırım yapmışız veya zamanında doğru bir anda transfer etmişiz diyebileceği bir stoper hamlesi olarak görüyorum ben. Benfica çıkışlı olması da bence ilerideki satışı açısından Fenerbahçe'nin elini güçlendirecek şeylerden biri olabilir. Yani ben kulüplerin bir noktada buna hep dikkat ettiğini düşünüyorum kesinlikle. Ve zaten Portekiz U21'de de bildiğim kadarıyla forma giyiyor. İstersen çok kısa ondan da bahsedelim bu arada.
Bu sezon Portekiz U21 milli takımında da oynamaya başladı ve zaten oyuncuların bu senin dediğin gibi yani Portekiz'deki dört büyük takımın akademisinden çıkmış olmaları Portekiz'in alt yaş kategori milli takımlarında oynamalarına fırsat sunuyor. Oyuncular daha rahat bir şekilde o oyuncu havuzuna kendisini atabiliyor. Bu sezon Eduardo Quaresma ve Thiago Diallo ile birlikte Portekiz U21 savunma tandemini oluşturan bir oyuncuydu Penetra ve rahat bir şekilde U21 Avrupa Şampiyonası'na katılma imkanı elde eden Portekiz'de de iyi performanslar ortaya koydu. Onun bu iyi performansları sayesinde de ileride Portekiz A milli takımı içerisinde de kendisine yer bulabilme ihtimali olan bir oyuncu olduğunu da es geçmemek gerekir. Bu da oyuncunun size katacakları ve oyuncunun kendi değerini arttırma konusunda da elinizi güçlendirebilecek bir ekstra nokta olacak. Peki iki tane de sorumuz var. Senin Twitter hesabına gelen soruları da cevaplayalım. Tutku Dünya demiş ki abi, bu kadar bariz potansiyelli bir stoperi hem de Portekizli ucuza da alabilecekken niye hemen havada kapmıyor orta üst sınıf Avrupa takımları? Şöyle cevaplandırayım. İlk bence Portekiz'deki kulüplerden başlayalım. Mesela Porto bu sezon şampiyon Porto 22,5 milyon euro gibi bir yüksek bonservis bedeli ödeyerek ilk önce David Carmo'yu tercih etti Braga'dan. Benfica'da yine stopere transfer yapan bir diğer kulüp de onlar. Onlar da yaklaşık 10 milyon euro vererek Boa Victor'u aldılar Corinthians'tan. Sporting de aynı şekilde Hollanda'dan o şey Hollandalı Jeremy Sancıoğlu 14 milyon euroya aldı. Sanki bu sezon Portekiz'in büyükleri stoper alma konusunda daha net ve hani direkt olarak katkı alabileceği isimlere şu anda yönelmiş durumdalar. Avrupa'daki takımlara göre baktığımızda da videonun başında açtığımız üzere hani ve ismini geçirdiğimiz üzere ligin en net bir şekilde parlayan ve hani potansiyel tavanının da bence en üst seviyede olan stoperi Alexandro'ydu. Kısa bir sürede eliyle transfer olmuşken gördük. Alexandro'nun gidişi sonrasında diğer stoper tercihleri kalıyor ve hani o stoperler arasında da sanki en makul, ileriye dönük yatırım yapabileceğiniz en iyi isimlerin başında da Penetra gibi duruyor. Ve de aslında Porozo da sonuçta Troyes yaptı bu sene City Grup'a gitti. Yani stoper ihraç etme konusunda Portekiz bu sene de yine de hani beklentilerin altında olsa da iki tane iyi isim gönderdi. Üçüncü isim de yolda diyebiliriz. Porozo'nun da adı ciddi anlamda Türk kulüpleriyle anılmıştı bir ara yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada Tutku Dünya iyi yayınlar dedi demiş. Teşekkür ederim. İki sorumuz daha var. Onları birlikte aldım Oğuz. Tamam. Çünkü yani biri kısmen diğerini de kapsıyordu. Batuhan Kaya geri dönüşleri hızlı bir stoper sayılır mı demiş. Furkan da Penetra ile alakalı sorum. Önde oynayan bir takım olacağız ve geride boşlukları kapatacak fiziksel ve pozisyon becerisi iyi olması gerekiyor. Bunları hangi ölçüde yapıyor ve Atilla biraz yerini kaybeden bir savunmacı, lider ve toparlayıcı olması lazım bence. O konuda nasıl demiş. Bu arada bence yaşının ötesinde bir liderlik özelliği gösterdiğini söyleyebiliriz bence Penetra'nın tarzı olarak sen daha iyi bilirsin ama. Katılıyorum. Bence 4-5 sezondur zaten hani hep kendi yaşının üzerinde bir olgunlukta sahadaydı. En son A takım düzeyinde de Famalicão'da yaklaşık bir sezon boyunca düzenli olarak bu şekilde bir katkı verince de zaten hem kendi değerini arttırmış olduk görece hem de onu izleyen ve takip eden takım sayısını bence arttırdı. Toparlayıcılık görevinden bahsetmek gerekirse bence de savunmadaki hep en sondaki adam olacağını düşünüyorum ben. Hani oynadığı dakikalarda Fenerbahçe'de çünkü ayakları üzerinde durmayı seven bir stoper ve hani rakibin hamlesine göre hamle yapan bir stoper. Bu yüzden yanında daha öne çıkabilen bir stoperle yani o arkadaşımızın dediği gibi o Zalai'ye ilk hamleyi yapacak olan stoperse yanında oynayacak Penetra daha çok yerinde bekleyen ve Zalai'nin geçilmesi halinde de neredeyse kale kendi ceza sahasına kadar rakiple beraber o koşacak. Ona hani hamle yapmaktansa onunla beraber gitmeyi tercih edecek stoper. Geri dönüşlerinde de ben mesela Denayer bu konuda bana göre çok iyi bir stoper. Kıvraklığı ve çevikliği gayet yerinde bir stoper. Hani bir stopere göre. Penetre o seviyede değil ama çok büyük bir sıkıntı yaratacak kadar da ağır veya hani vücudunu döndürebilecek kadar kötü de demem. Gayet ortalama daha da geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Peki Oğuz ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlere Alexandra Penetra'yı tanıtmaya çalıştık. Fenerbahçelileri de heyecanlandıran bir isim. Transferi gerçekleşirse zaten
Kendisiyle alakalı daha detaylı da konuşuruz deyip videoyu sonlandıralım. Lütfen videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar bir ivme kazanmaya çalışıyoruz. Uzun süredir yoktuk. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Hoşçakal.